Merhaba arkadaşlar, Color Karnaval YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tarif anlatımımla daha birlikteyiz. Süs eşyası olarak kullanabileceğiniz amigurumi Noel Baba kafası öreceğiz hep birlikte. Bu çalışmayı videomda sizlere adım adım anlatacağım. Hiç amigurumi örmesini bilmeyen arkadaşlarımız bile videomu izleyerek kolaylıkla örebilecekler. Yeni videolarımdan haberdar olmak isterseniz de sağ alt köşedeki zil işaretine basarak bildirimlerinizi açabilir. Videolarımı yayınladığımda ilk önce sizler haberdar olabilirsiniz. Kanalımı ve videomu desteklemek isterseniz de beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi ben hazırım. Sizler de hazırsanız Haydi hep birlikte örmeye başlayalım. Şimdi önce kafa parçasını örüp hazırlayacağız. Sonra diğer parçaları örüp bu kafa parçasının üstüne yerleştireceğiz ve dikeceğiz. O nedenle bej rengi iplikle başlayacağım. Önce kafayı örüyoruz. Sihirli halka yapacağız. İpliği bu şekilde tutacağız arkadaşlar. Kendimize doğru çeviriyoruz ve burada bir halka oluşturuyoruz. Halkanın içinden tığ geçireceğim. Sol elinizi sıkı tutun, bırakmayın. Bu ipi çekeceğiz ve içinden geçireceğiz halkanın. Bakın bu şekilde alacağız. Sol elinizi bırakmayın. Tekrar alıyoruz ve bir zincirle halkayı kilitlemiş oluyoruz. Şimdi 6 tane sık iğne öreceğiz halkanın içine. 1 2 3 4 5 6 Kısa ipliği tutup çekeceğiz ve bu halkayı küçülteceğiz. Şimdi örgünüzü tutun. Kısa ipliği de çekin. Ortayı sıkıştırın. Birinci sırayı böylece tamamlamış oluyoruz. Spiral teknikle öreceğiz. Şimdi birazdan öğreteceğim teknik. Ee, bu teknikte örerken arkadaşlar sıranın başına işaret koymamız gerekiyor. Çünkü işaret sıra başını kaybetmememizi sağlayacak. Ben farklı renkte kısa bir iplik parçası alacağım. Ve bu iplik parçasını sıranın başına yerleştiriyoruz. İkinci sırada her dikişin içerisine çift örüyoruz. Çift demek arttırma demek. Bakın burada dikişleri görüyorsunuz. Tığ altından geçiriyorsunuz bu şekilde. Dikişin altından geçiriyorsunuz. İpi çekiyoruz. Bu 1. Şimdi aynı yere bir tane daha öreceğiz. Bir tane daha örüyoruz. Bu da 2. Şimdi tekrarlayacağız. Her dikişi çift çift örüyoruz. Buraya da iki tane öreceğiz. Sonrakine bir sonraki dikişe de 2 adet sık iğne örüyoruz sonrakine de 2 adet sonrakine 2 adet 1 2 şimdi sonuncuya geldim buraya da aynı yere 2 tane örüyoruz 1 2 böylece sırayı tamamlıyorum işaret buradaysa doğru ördün anlamına geliyor Şimdi işareti alacaksınız. Tekrar sıranın başına yerleştireceğiz. Şimdi bir tane tek örüyoruz. Bir sonrakini çift öreceğiz. Aynı dikişin içine iki tane. Şimdi bu grubu tekrarlayacağız. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift. Sıra sonuna kadar tekrarlayacağız grubu. Bir tane tek bir tane çift. 1 2 Bir tane tek, bir tane çift. 1 2 bir, bir, bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Örüyorum ve sırayı tamamlıyorum. Bu dikişleri saydığınız zaman da sırada toplam 18 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi yeni sıraya başlayacağız. 2 tane tek tek öreceğiz. 1 yanındakine 2. bir tane çift. Aynı yere 2 tane örüyorum. 2. Ne ördük? 2 tane tek tek, bir tane çift. Şimdi bu grubu tekrarlayacaksınız. 2 tek 1 çift. 2 tek 1 çift. Şimdi sıra sonuna kadar tekrarlayalım. 2 tek 1 tane çift. 2 tek 1 çift. 2 tek 1 çift. 2 tek 1 çift 2 tek 1 çift örüyorum ve sırayı tamamlıyorum. Sırada da toplam arkadaşlar 24 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi yeni sıraya başlayacağız. 3 tane tek örüyoruz. 1 yanındakine 2 1 tane daha 3. Şimdi bir tane çift öreceğim. Yani aynı dikişin içerisine iki tane örüyoruz. 1, 2. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. 3 tane tek. 1, 2, 3. Bir tane çift. 3 tane tek. 1, 2, 3. Bir tane çift. 3 tane tek 1 2 3 bir tane çift 3 tane tek 1 2 3 bir tane çift 3 tane tek örüyoruz 2 3 bir tane çift örüp sırayı bitireceğim Sırada da toplam 30 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi işareti alalım. Sıranın başına yerleştirelim. Şimdi 4 tane tek tek öreceğiz. 1 2 3 4 1 tane çift. Aynı dikişin içine 2 tane. 4 tek 1 2 3 4 bir tane çift. Şimdi 4 tane tek de göreceğiz. 1 2 3 4 bir tane çift. 4 tek 1 2 3 4 bir tane çift. 4 tane tek. 1 2 3 4. 1 tane çift örüyoruz. 4 tane tek de örüyoruz. 1 2 3 4. 1 tane çift örüyorum. Sırayı tamamlıyorum. Sırada da toplam 36 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi yeni sırada 5 tane tek örüyoruz. 1 2 3 4 5 Bir tane çift. Şimdi bu grubu tekrarlayacağız. 5 tane tek. 2 3 4 5 bir tane çift 5 tane tek 1 2 3 4 5 bir tane çift 5 tek 1 2 3 4 5 bir tane çift 5 tek 1 2 3 4 5 bir tane çift 5 tane tek 1 2 3 4 5 bir tane çift örüyoruz ve sırayı tamamlıyoruz. Sırada da toplam 42 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi yeni sırada tekrarlayacağımız grubu öreceğim. 6 tane tek. 1 2 3 4 5 6 bir tane çift 6 tane tek 1 2 3 4 5 6 bir tane çift 6 tek 1 2 3 4 5 6 bir tane çift 6 tek 2 3 4 5 6 bir tane çift 6 tane tek 1 2 3 4 5 6 bir tane çift şimdi son grubu örüyoruz 6 tane tek tek örüyoruz 1 2 3 4 5 6 bir tane çift öreceğim ve sırayı tamamlıyorum arkadaşlar sırada da toplam 48 adet sık iğne örmüş olmalısın çalışmanızın şeklinin de böyle olması gerekiyor Şimdi bundan sonra 6 sıra öreceğiz. Her dikişe bir tane örüyorsunuz. Artık çift örmek yok. Her dikişe bir tane öreceğiz. 6 sıra örüyoruz. Her sırada da 48, 48, 48 devam edecek. Sık iğne olacak. Her sırada 48'er tane sık iğne öreceğiz. 6 sıra örelim. 6 sıra sonra buluşalım. Evet 6 sıra örgüyü tamamlıyorum. Bakın 2 4 6 sıra ördüm. Şimdi işareti alacağız ve sıra başına yerleştireceğiz. Bu sırada size azaltma nasıl yapılır öğreteceğim. Şimdi 6 tane tek tek öreceğiz. 6 sık iğne örüyoruz. 2 3 4 5 bir tane daha altı şimdi bir tane azaltacağız sonraki boş dikişin içerisine tığ batırıyorsunuz arkadan ipliği alıp çekiyoruz tığda iki ilmek var bir sonraki boş dikişin içine tığ batırıyorsunuz oradan da bir ilmek alıyoruz tığda 3 ilmek var üçünü birden topluyoruz. Buna azaltma diyoruz. Şimdi bu grubu tekrarlayacağız. 6 tane tek 1 2 3 4 5 6 bir tane azalt. 6 tane tek 1 2 4 5 altı bir tane azalt altı tane tek 1 2 3 4 5 altı bir tane azalt 6 tane tek 1 2 3 4 5 6 bir tane azalt 6 tane tek 1 2 3 4 5 6 Şimdi bir tane azaltacağım. Sırayı da tamamlıyorum. Sırada toplam 42 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi yeni sıraya başlayacağız arkadaşlar. Yeni sırada sadece 42 tane sık iğne öreceğiz. Yani her dikişe bir tane sık iğne örüyoruz 42 tane örüp sıra sonunda buluşuyoruz Evet 42 adet sık iğneyi ördükten sonra sıra geldi kilitli gözleri takmaya şimdi gözleri nereye takacağız buradan sıraları sayıyorsunuz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. sıralar arasına önce bir gözü takıyorsunuz arkadaşlar. Sonra bu gözü taktıktan sonra delikleri sayıyorsunuz. 1 2 3 4 5 6 7 8. deliğe de diğer gözü takıp gözleri kilitliyoruz. Şimdi yeni sıraya başlayacağız. 5 tane tek tek örüyorsunuz 1 2 3 4 5 bir tane azaltacağız şimdi bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlayacağız 5 tek 1 2 3 4 5 bir tane azalt 5 tane tek 1 2 3 4 5 bir tane azaltıyorsun 5 tane tek 1 2 3 4 5 bir tane azalt. 5 tane tek. 1 2 3 4 5 bir tane azalt. 5 tane tek. 1 2 3 4 5 bir tane azaltıyorsun sıranın da sonuna geliyoruz sırada toplam 36 adet sık iğne örmüş olmalısın şimdi bir sıra öreceğiz her dikişe bir tane toplam 36 tane sık iğne örelim sıra sonunda buluşalım tek de görüyorsunuz 36 tane Evet sıranın sonuna geldim şimdi yeni sıraya başlayacağız 4 tane tek tek örüyorsunuz. 1 2 3 4 Bir tane azalt. 4 tane tek 1 2 3 4 Bir tane azalt. 4 tane tek 1 2 3 4 bir tane azaltıyorsun 4 tane tek 1 2 3 4 bir tane azalt 4 tane tek 1 2 3 4 bir tane azalt. Dört tane tek. Bir, iki, üç, dört. Bir tane azalt. Ve sırayı tamamlıyorum arkadaşlar. Sırada da toplam 30 adet sık iğne olmalı. Şimdi yeni sırada üç tane tek. 1 2 3 bir tane azalt 3 tane tek 1 2 3 1 tane azaltıyoruz şimdi 3 tane tek tek öreceğiz 1 2 3 bir tane azaltıyoruz. 3 tane tek 1 2 3 1 tane azalt 3 tane tek 1 2 3 1 tane azalt 3 tane tek örüyoruz 1 2 3 bir tane azaltıyorum. Sırada da toplam 24 adet sık iğne örmüş olduk. Şimdi yeni sırada 2 tane tek örüyoruz. 1 tane azaltıyoruz. 2 tane tek 2 1 tane azalt. 2 tane tek 1 2 bir tane azalt 2 tane tek 1 2 bir tane azalt 2 tane tek 1 2 bir tane azaltıyorum 2 tane tek 1 2 bir tane azaltacağım ve sırayı tamamlıyorum. Sırada da toplam arkadaşlar 18 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi isterseniz içine az miktar elyaflı doldurun. Daha sonra örgüye devam edelim. Evet içini biraz doldurdum. Fakat tam kapamadan evvel biraz daha ilave edeceğim. Şimdi yeni sıraya başlayacağız arkadaşlar. Yeni sırada bir tane tek örüyoruz. Bir tane azaltıyorum. Bir tane tek örüyorum. Bir tane azaltacağım. Bir tane tek örerken dikkat edin el yapları almamaya. O nedenle tam sıkı sıkı doldurmadım ki Örmemiz zorlaşmasın. Bu grubu tekrarlıyoruz. Bir tane tek, bir azaltma. Sıra sonuna kadar bu grubu tekrarlayacağız. Bir tek, bir azaltma, bir tek bir azaltma. Evet sıranın sonuna geliyorum. Sırada da toplam 12 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi içini biraz daha dolduralım. Evet içini iyice lafla doldurdum. Şimdi son sırayı öreceğiz. Son sırada 6 tane azaltma öreceğiz ve bu deliği kapatacağız. Şimdi bu birinci Azaltmamız yine el yapılara dikkat edin, şöyle içeriye ittirin örerken. Bu bir. Şimdi ikinci azaltmam, üçüncü azaltma, dördüncü. 5. azaltmam. 6. ve son azaltmam. Evet. Çalışmamı bitiriyorum arkadaşlar. Şimdi burada ipliği Şimdi ipliği şöyle keselim. Biraz uzun bırakalım çekiyoruz. Şimdi bakın buradaki bunu iğneyle de yapabilirsiniz ama iğne yoksa bu şekilde de yapabilirsiniz. En son sıradaki V şeklindeki dikişlerin içinden şöyle geçiriyorsunuz. Şimdi burada çekiyoruz. Şimdi diğer tarafta iç taraftan geçirip çekiyoruz. Çünkü bu ortayı büzerek kapatacağız bu deliği bu yaptığımız çalışmayla. Şimdi zikzaklar çizerek ipi çekeceğiz ve burayı büzeceğiz. Şöyle büzüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi deliği de kapatmış oluyoruz. Şimdi ipi çekeceğiz ve iç tarafta saklayacağız. Kafa parçasını böylece tamamlamış oluyoruz. Sırada bıyık var arkadaşlar. Öreceğimiz parçanın örneği bu olacak şimdi zincir çekerek başlayacağız 11 adet zincir çekeceğiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ikinci zincirin içinden örmeye başlayacağız bir tane zincir kaydırma öreceğiz bir zincir kaydırma sonraki zincirin içine bir tane sık iğne örüyoruz. Sonrakine yarım trabzan öreceğiz. Sonrakine bir sık iğne. Bir tane zincir kaydırma. Bir tane sık iğne. Bir tane yarım trabzan. Bir tane sık iğne bir tane zincir kaydırma bir tane zincir çekip zincirlerin diğer tarafına döneceğiz şimdi yine sonrakine bir tane zincir kaydırma bir tane sık iğne bir tane yarım trabzan bir tane sık iğne bir tane zincir kaydırma bir tane sık iğne bir tane yarım trabzan bir tane sık iğne bir tane zincir kaydırma ve çalışmayı bitiriyoruz İpliği de dikiş için uzun bırakıp kesiyoruz. Bu kısa ipliği de iç tarafa çekerek saklarsınız. Sırada sakal var arkadaşlar. 26 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ve 26. Şimdi ikinci zincirin içinden örmeye başlayacağız. Her zincirin içerisine bir tane sık iğne örüyoruz. Toplam 25 adet sık iğne öreceğiz sıra sonuna kadar. Her zincire bir tane 25 tane örelim. Sıra sonunda buluşalım. Evet 25 tane sık iğne ördüm. Şimdi bir tane zincir çekip geri dönüyorum. Yeni sırada arkadaşlar 4 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 17 tane e, ikili tırabzanlar öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 Şimdi 4 tane sık iğne arayacağız. 1 2 3 bir tane daha 4 şimdi bir zincir çekip geri döneceğim 6 tane sık iğne öreceğiz 1 2 3 4 5 ve 6 şimdi 4 tane ikili trabzan öreceğiz 1 2 3 ve 4 üçlü trabzan örüyoruz ipliği sağa doladık üç kere de çıkacağız bakın bu şekilde ikinci öreceğim üçüncü örüyorum dördüncü bir tane daha öreceğim bu da beşinci şimdi dört tane ikili trabzan öreceğiz bir iki üç 4. Şimdi 6 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Bir zincir çekip geri dönüyorum. 7 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Şimdi 4 tane ikili tırabzan öreceğiz. 1 2 3 1 tane daha 4 Şimdi 3 üç tane üçlü tırabzan örüyoruz. 1 2 3 şimdi 4 tane ikili trabzan 1 2 3 ve 4 şimdi sıra sonuna kadar 7 tane sık iğne öreceğiz 1 2 3 4 5 6 ve 7 çalışımı bitiriyorum arkadaşlar şimdi ipliği dikiş için uzun bırakıp keselim Evet arkadaşlar yeni bölümde kalan parçaları örmeye devam edeceğiz Videomu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Videomu ve kanalımı desteklemek isterseniz de Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, örgü dolu günler diliyorum. Yeni tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.